olsaydı kesin psikolog olurdu. Tamamlar falan çıkarır. Bilinçaltımızı okuyabilirsiniz değil mi? Yok. Ya. Ankara'dan buraya kadar gelirler mi? Yani televizyona çekerler mi canım? Öyle vallahi. Bak hiç dikin orta. Sırdarısını bulup getirmişim vallahi. Ne olur ne olur. Sayenizde. Vallahi aklına ne gelirse söylüyor. Bir köyde bir şeyde. Deliye baldattırmış la. Çarşıda toprağı kovulmuş. Dedi sözüyle onu verecek değilsin herhalde. Böyle pek senin sözüne benzemiyor Tahir'a. Şahit büyük yerde. Kim bilir geceleyin hangi evde gözüktü gözüne yarabbi. Az mübarek adamlar. Bir bildiği olmazsa söylemezdi. Rüstü! Dostlar! Düşmanın zemer var! Allah Allah! Ya kedi ye, deliye uğrat. Eflah olmaz. Olmaz. Ya daire. Dilidi divanidir. Böyle yaparsan olmaz. Olmaz. Güzel, çay getir, çay getir. Hayır. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarım. Deliler akıllarca iki ayrım var. Kimi delisini içinde tutmayı iyi becerir. Kimi beceremez, bütün fark bu. Ben söyledim size, akıllı bu adam, akıllı. Akıllısın, delisin her neyse. Biz senden memnunuz be. Evet, memnunuz. Ama ne olur, şimdi müsaade edin de gidip arkadaşlarımı kurtarayım. Hem söz, aranızı ziyarete geleceğim. Hem o vaat ettiğiniz para var ya, onu da istemiyorum işte. Helal edin yeter. Helal olsun. Helal olsun. Tamam, üst baş verdiniz. Karnını doyurdunuz, doğru. Ama ne bir gün karşınıza alıp konuştunuz, ne bir gün derdiniz gibi. Çünkü size göre insanlar deliydi. Hamdiler deliydi. Doktorlar deliydi. Hemşerilerimizin sanata ve sanatçı olan güzelliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Buralar her tiyatro gününde dolu taşıyor. İnanın ben de duygusal, yani duygu gözleriniz görecek konuşuyor. Ben de biraz böyle tereddütle girdim. Bugün aramızda Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da tiyatro ekibimizi gözlemeye, seyretmeye ve kendi gazetelerinde, dergilerinde bilgi aktarmak üzere gelen önemli misafirlerimiz var. 13 ilçede bu ekip gösteri düzenliyor. 13 ilçede hemşerimizle tiyatroyu buluşturuyoruz. Tiyatro önemli bir şey. Bugün misafirlerle de paylaştık. Bir toplumun kendi dinamikleriyle ayaklar üzerinde durabilmesi için halka verilecek en güzel mesaj tiyatroda verilir, sinemayla verilir, sanatla verilir. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatçıya ve sanata duyarlılığımız fazla. Bu anlamda da elimizden geleni yapıyoruz. Bir küçük anekdot anlatacağım. 1945'lerde İki Dünya Savaşı ile birlikte yerle bir olan Almanya ayakları üzerine durabilmesi için iki şeye çok önem veriyor. Yıkılan binalardan tuğlaları topladıklarında ilk eğitim binalarını, yani okulları inşa ediyorlar. Daha sonra tiyatro inşa ediyorlar. Okullarda geleceği olan, geleceğin Almanya'sını inşa edecek çocukları yetiştiriyorlar. Moralmen deformasyona uğrayan, yenilen bir Almanya'nın, halkın yeniden bir şeyleri başaracağını göstermek amacıyla tiyatroda halka moral veriyor. Dolayısıyla tiyatroda, Türkiye'deki tiyatro geçmişimiz çok yüksekte, uzmanlarımızla görüştük. İngiltere'de 400-500 yıl önce tiyatro oynanırken Türkiye'de resmi bu anlamda meddahın dışındaki tiyatro geleneği 100-150 yıllık, doğru mu? Tiyatroyu ilk getiren de 2. Abdülhamit'tir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda sanat ve sanatçı olan o aradaki makası kapatabilmemiz için bu arkadaşları, bu gençleri kocaman bir alkışlayacağız.
Tiyatro Dergisi'nin Anadolu Ödülleri jürisindeyiz. Üç arkadaş geldik. Bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ve görüyoruz ki Anadolu'daki tiyatro çok çok kaliteli oyunlar çıkartıyorlar. Muhteşem bir oyun izledik. Tebrik ediyorum arkadaşları. Gönülden tebrik ediyoruz. Tiyatro Türkiye'nin tamamında çok güzel. Şanlıurfa'nın çok tarihi bir dokusu var. Müthiş bir köy seyirlik oyunu izledik. Hem güldük hem de kendimizi de sorguladık. Bu çok önemli. Tiyatro sanatı insanı insana anlatan tek sanattır. Bu da bizi kendimize anlattı ve samimi ve temiz bir şekilde anlattı. Çok teşekkür ederim. Seyirci çok kalabalık, güzel. Biz çok az seyirciler görüyoruz ama burada kalabalık ve coşkuluydu. Ne mutlu Urfalılar, ne mutlu Türkiye'de herkese. Size yönetimde ve sanatta misafirperverliği ve gerçek samimiyeti hissettik. Çok yoğun bir şekilde hissettik. Bizim zaman zaman unuttuğumuz bir şey bu. Hatta bazen yüreğimizde, bugün arkadaşlara onu da söyledim, İstanbul'da büyük şehirlerde daha çok yaşıyoruz ve orada kalbimizin üstünde büyük bir ağırlık ve yükle yaşadığımızı fark ettik buraya geldiğimizde. Buradan kurtulduk, yani bu yükten kurtulduk buraya gelince ve birden kendimizi gerçek insan sevgisini ve oradaki o sele kapılışı hissederek oyunu izledik. Hem çok güldük hem de gerçekten aydınlandık ve arındık, coştuk ve arındık. Bu çok önemli bir şey. İyi ki buradayız, iyi ki davet edildik. O yüzden teşekkür ediyoruz bütün sanatçı arkadaşlar.